Migros Hemen'in sunduğu Fenerbahçe maç önü programından herkese merhaba. Fenerbahçe konferans ligi grubundaki dördüncü maçına çıkıyor ve rakip Ludo Goretz önceki maçta Şükrü Saraçoğlu'nda oynanmış ve Fenerbahçe maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. En son Trabzonspor maçında da Fenerbahçe'nin 19'da 19'luk gidişatı son buldu. Tabii ki eksikler var Fenerbahçe'de. Muhtemel 11'i genelde Avrupa maçlarına zaten veremiyorduk. Şimdi eksiklikler varken tahmin etmesi bir hayli zor bir mücadele bizleri bekliyor. Önce hatırlatmamızı yapalım. Migros hemen ile anlık ihtiyaçlarınız dakikalar içerisinde kapınızda. 25 liralık minimum sepet tutarıyla beraber sadece ihtiyacınız olan ürünleri sipariş edebilirsiniz. İlaveten geniş ürün yelpazesine de uygun teslimat ücretiyle ulaşabilirsiniz. Migros hemen Migros uygulamasında diyoruz ve artık maçına geçiyoruz. Sanırım Fenerbahçe ile alakalı konuşmaya muhtemel stoper ikilisinden başlamak çok daha doğru olacaktır. Beka ve Cikun'un sakatlıklarından dolayı şu dönemde oynayamadıklarını biliyoruz. Hatta Beka muhtemelen devreyi kapadı. Cikun'un da milli aradan sonra dönmesini bekliyoruz. Normal şartlarda Samet Akaydın'ı direkt yazabilirken Mert Müldür'ü belki bekten stopere çekebilir diye düşünürken konferans ligi kadrosunda hem Samet hem Mert de yazılmadığı için bulunmuyor. Bu sebeple Fenerbahçe'nin elinde aslında yazılan oyunculardan hiçbir as stoperi yok. E, Jadon Osterwold bu maçta sol stoper olarak oynamaya devam edecektir muhtemelen. E normal şartlarda İsmail Yüksek bu maçta rotasyona girebilirdi ama Adana Demirspor maçında cezasından dolayı oynamayacağından ötürü İsmail Yüksek'in bu maçta olası bir şekilde Jadon Osterwold'in partneri olarak olabilir diye düşünüyorum ya da Crespo Pendik Spor maçında stopere geçmişti. İsmail Yüksek önde Crespo stoperde de olabilir. Üçüncü ihtimalde Yusuf Fenerbahçe altyapısının değerli oyuncusu Yusuf Jadon Osterwalde'nin yanında partner olabilir, stoper tandemini oluşturabilir ama muhtemelen stoper tandemindeki yeri en garanti isim Jadon olacaktır bu maçta. E yine tabii ki beklerde rotasyona sokamayacağı için oyuncuları İsmail Hoca, Ferdi ve Osai'yi de görebiliriz diye düşünüyorum. Fred yok. Zaitsev oynamaya devam edecektir. Bu maçta aslında Fenerbahçe ne kadar grupta 3 puan farkla birinci olarak yoluna devam etse de ben yine de gruptaki liderliğini artık yavaş yavaş garantilemesi adına öyle çok fazla büyük bir rotasyon yapılacağını da düşünmüyorum. Duşantar için örneğin bu maçta forma giyeceğini olası ihtimaller arasında eklemek gerekiyor. Ama diğer mevkilerde sağ çık, forvet hattında Edin Dzeko tercih edilir mi? Batu Şahin mi oynar? Bunlarla alakalı kesin konuşmak maalesef çok çok zor. İlk maçta neler oldu? Aslında Ludo ilk 40 dakikada Fenerbahçe'nin açmakta bir hayli zorlandığı bir mücadeleyi geride bıraktık ama burada konuşmuştuk. Ludo Gores iyi kapanan bir takım ve aynı zamanda kapandıktan sonra da merkez koşullarıyla beraber Fenerbahçe kalesine de ne kadar rahat indiğini gördük. Ludo Gores hücumlarının önder oyuncuları var. Piotrowski'den bahsetmiştik ki bu maç özelinde de aynı şey geçerli. Piotrowski her zaman Ludo Gores Forest'in geriden çıkan hücumlarındaki ilk pas opsiyonu oluyor. Tekbetey hem topla hem topsuz oyunda atletizmi ve topla olan becerileriyle Fenerbahçe savunmasını sürekli zorladı maç boyunca. Yani 90. dakika hala net bindirmeleri, topla beraber kat etmeleri vardı. Ki neredeyse 2-2'lik iki olacak bir pozisyonda Jadon Osterbold'in engellemesiyle skor beraber olmamıştı. Ve Dua çok formda geliyor. Ludo Goretz'in hücum oyuncusu. Ciddi bir skor potansiyeli söz konusu. Hele ki Fenerbahçe stoperlerinin olası ilk kez oynayacak olan tandeminde ve orijinal bir stoper olmadığından dolayı yerleşim problemleri yaşayabileceği bir mücadele bizi bekliyor olabilir. Ludogorets'in hareketli ve çok fazla destek koşusu alan oyuncularına karşı Ludo hücumlarını ilk maçta düşündüğünüzde sürekli ceza sahasında 5-6 oyuncu olduğunu görüyorsunuz ki karşımızda Fenerbahçe var. Biraz daha temkinli oynayalım düşüncesine sahip olmayan bir takım ve Vitri ve sol bek oyuncuları çok fazla çıktıklarını gördük ve arkada bıraktıkları alanları Fenerbahçe için pozitif anlamda değerlendirilebilir bulmuştuk. Bu maçta da aynı aynı şey geçerli. Özellikle bu maçın kritik eşleşmesini Vitri, Tadic ya da önünde oynayacak olan Ryan Kent gibi herhangi bir Fenerbahçe'nin oyuncu kenar oyuncusu Vitri ile yapacağı eşleşme Fenerbahçe'nin hücumları üzerinde de çok çok iyi olacaktır. Geçen maçta gelen ikinci gol Tadic'in Vitri'yi önüne doğru çekip burada boşaltılan alana Jadon Osterwolde'nin girip ortaya çıkarmasıyla ve Zaytis'in şutuyla bitmişti. Aslında Fenerbahçe'nin özellikle Ludo Goretz maçını çizgiye inmek ve rakibi genişletmek özelinde çok fazla üzerinde durmuştuk. Osayi ve Osterwold ya da oynadığında Ferdi ile beraber Ludogore's savunmasını Fenerbahçe merkez oyuncularını kenarlara ne kadar üstüne çekebilir ve aradaki hatları ne kadar boş bırakabilirse tabii ki bu boş olan alanlara merkez oyuncularının da girmesi gerekiyor. Ludogore's'i o kadar zayıf halka olarak yakalayabilir. Artık geçiş hücumlarındaki savunmaya değinmiştik ki şu son iki oynanan lig maçında izlediğimiz Ludogore's'in gerçekten geçiş savunmasını çok iyi bir yapan ekip olmadığını görüyoruz yine Fenerbahçe'nin ilk ...gittiğimizde Fred, Kent, Fred ve Batuşay üçlüsünü... ...çok net bir şekilde o geçiş hücum zafiyetini değerlendirdiğini gördük. BK'nın son golde hızlı başlatmasıyla üçüncü gol gelmişti. Özellikle geçiş savunmasındaki konsantrasyonu yüksek bir ekip olmadığından dolayı... ...Fenerbahçe'nin atlet ve hızlı düşünen oyuncuların... ...her daim bir tehdit yaratabileceği ekip olma yolunda tam gaz devam ediyor Ludo Gares. Bu maçta da deplasmandaki sıcak atmosferden ziyade... ...Fenerbahçe'nin burada çok etkileneceğini düşünmüyorum. Ama ilk maçtaki analizler iyi yapıldığı takdirde... Fenerbahçe'nin yine Ludo Goretz eksilerini çok net değerlendireceği de bir gerçek. Michi Batshuayi burada bir e, kesinlikle parantez açmamız gerekiyor. Şu sebeple Edin oynamayacağı bir senaryo düşünüyorum. Çünkü Ceko zaten oynadığında rakip stoperleri çok fazla üzerine alıp fazlasıyla dolaşan bir oyuncu. Batu Şay ilk maçın ilk yarım saati hiç hareketlenmemişti. Ve Dugores savunmasına hiçbir zorluk çıkaramamıştı. Yani o savunma hattını çok fazla bozamamıştı. 2-3 harekette bir tanesinde neredeyse asist yapmak üzereydi. Diğerinde golü buldu. Batu böyle iki stoper ikilisi varken sürekli hareket etmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin oyunu genişletmesi 6 pas köşesine doğru inip arkaya çıkardığı toplar kadar Batu Şahin'in ya da ileride oynayan oyuncunun rakip stoper yerleşimini dağıtması da bir o kadar önemli. Son olarak da Fenerbahçe'nin oyunu genişletmek, ortaya çıkarılan toplar ve geçiş hücumlarını hızlı bir şekilde yapmasıyla beraber Ludo Gores cephesine son bir şey söylemek istiyorum. İlk maçta golleri duran toptan gelmişti Ludo Gores'in. Normal lig maçlarını izlediğimizde duran toplarda çok etkili bir ekip olmadığını görmüştük. Fakat Fenerbahçe mücadelesinde hem kornerlerde özellikle Tekbete'nin kullandığı serbest vuruşlarda ciddi ...tehlikeler yarattığını ve gelen topları vurabildiğini gördük. Orada Fenerbahçe'nin savunma yerleşiminde problemler oldu. Şimdi bu maçta bunu söyleme sebebim... ...Ludogores'in normal düzeninde çok iyi bir duran top takımı... ...olmasının dışında bir yorum olacak bu. Fenerbahçe'nin hava hakimiyeti yüksek stoper oyuncularının... ...olmayacağı bir mücadele ve takım boyu ister istemez... ...size olarak da kısalmış bir Fenerbahçe Ludogores'le karşı olacak... Bu sebeple zaten bir stoper gibi yerleşime çok aşina olmayan bir özellikle orta savunma ikilisi varken aynı zamanda boy olarak da Lugares oyuncularına biraz daha kısa kaldığı her senaryoda Fenerbahçe'nin duran toplara da dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle oynarsa Livakovic oynarsa İrfancan'ın duran toplarda daha konsantre ve çıkışlarını zamanlamalı yapması Fenerbahçe duran topları için, Lugares duran topları için çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gerekenler rakip ceza sahasına atılan koşularda oraları iyi savunmak, duran topları stoperleri olmadığından dolayı iyi savunmak ve Tekbetey ve Dua ikilisine de olabildiğince hücumda durdurmak olacaktır. Ludo Goretz Fenerbahçe maç Önü programının burada sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve Sports Digital YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın.